Ben genel başkanımı 44 yıldan beri tanıyorum. Lisede, Trabzon Lisesi'nde benim hocamdı. Nasıl bir muallim olduğunu, öğretmen olduğunu biliyorum. Bakü Devlet Üniversitesi'nde, Şarkiyat Fakültesi'nde 14 yıl beraber oldum. Azerbaycan, Bakü'de nasıl bir hoca olduğunu, doktora öğrencisi olarak yakinen biliyorum. Kızı Fatıma'sı hastalık geçirdiği zaman nasıl bir baba olduğunu bugün gibi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. Azerbaycan'a gideceğiz. İlk önce Farabi Hastanesi'nde yatan kızını ziyaret ediyor. Biliyorsunuz el böyle durursa belli bir sonra rahatsızlık verir. Onu aldı, kokladı, öptü, düzeltti. Çocuğun cevap vermiyor. Beyin ölümüne maruz kalmış. Ondan konuşmaya başladı. Kızım bak ben dedi şimdi Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerim beni bekliyor. Onlara dersimi vereceğim. İlk önce seni ziyaret edeceğim. Tamam Kokladı, konuştu, öptü ve öyle gittik biz. Şimdi ideal bir aile reizi, ideal bir baba, mükemmel bir öğretmen. Ve Türkiye'yi düşünün, okuma yazmanın pek sevilmediği bir ülkede yaşıyoruz. Siz okumanın sevilmediği, okunmadığı bir ülkede 60 tane eser veriyorsunuz. Her eser bir doğumdur. Milli ekonomi modelinden bahsetti arkadaşlar. Genel başkanımız 30 yıllık bir sancının doğumudur diyor. Onun için dönüp şöyle bir millet olarak kendimize niye sormuyoruz? Bugün iktidarı teslim ettiğimiz, muhalefeti teslim ettiğimiz liderlerin uluslararası bir tane paper'ı var mı? Bir makalesi var mı? Yazdığı bir eserin var mı? Onun için değerli kardeşlerim bizi iyi dinleyin. Biz çözümünü üretmediğimizi hiçbir şey eleştirmedik bugüne kadar. Biz çözümünü ortaya koyuyorsak eleştirdik çünkü o eleştiride bir ikaz vardır, bir irişat vardır, bir uyarı vardır. Onun için bu ülkenin en büyük şansıdır Profesör Doktor Aydar Başbey. Değerli kardeşlerim, sevgi farklı bir şey biliyor musunuz? Yani siz isteseniz de istemeseniz de sizin ötenizde bir sevgiyi planlayan var. Onun için Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki, ''Bütün ben diyor şu kılıcımla bir mükmünün burnunu kessem bana düşman olmaz.'' Ben münafıkların ayağının ayağına bütün dünya nimetlerini sersem o da bana dost olmaz. Sevginin kaynağı Allah mı? O zaman sevebilmek de apayrı bir şey, taraf olmak da apayrı bir şey bu. Bizim ötemizde bir şey. Onun için sevmek taraf olmak gerekiyor bugün. Doğru ben Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği'nin genel sekreteriyim. Bu birliğin genel başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Genel başkan yardımcısı siyasetçi iki dalda doktorası olan Profesör Doktor Vladimir Lisişkin'dir. Ben Deniz'de bu birliğin genel sekreteriyim. Haydar Baş Bey'e Duma'da davet edildiği zaman Duma sonrası Rusçu oldu denildiği zaman Rusya'dan gelen resmi heyetler bir yıl boyunca ben genel sekreter olarak Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Rus Rusya'nın resmi davetini kabul etmesi için uğraştık. Ben dedi bu tezi Türk milleti için yazdım. Benim köylüm için, çiftçim için, emeklim için, fakirim için, fukaram için, Ayşe teyze için, Mehmet amca için yazdım. Ne George için, ne John'u için ne ne bildiği için yazdım. Sonunda Genel Başkan Yardımcısı Birliğin Vladimir Lisişkin beraber ikna ettik. Resmi bir davet olarak Rus tumasına gitti. O parlamentoda bugüne kadar iki insan konuştu. Birincisi Çin Cumhurbaşkanı'ydı. Bir nezaket konuşması yaptı. Ama Profesör Doktor Haydar Başbey'in altı saat alıkoydular. Parlamento suna konuşturdular. Parlamentoyu dolaştırdılar. Ve genel başkanlarla bir araya geldi şunu gördüm ben. Mevlana diyor ya biz her gün yeniden doğarız ve her gün söylenecek yeni şeylerimiz var. Sizin söyleyecek teziniz, çözümünüz, gönlünüz, ufkunuz varsa siz gittiniz her yere kendi boyanızı verirsiniz. Türk boyasını verirsiniz. Nitekim Türk düşmanı olarak bilinen Jirinovski ne dedi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Bunlar farklı bir şey. Arkadaşlar liderlik zorlu olmaz. İnsanlar lider doğarlar. Bu cümlenin arkasını doldurursanız görürsünüz hikmetini siz. Onun için hala Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, beni kabul etmeyi ben hiç kabul etmiyorum. Onun için her yerde bulundum zerre kadar eğilmeyen bir liderimiz var değerli kardeşlerim. Bakın Türkiye'de biz gazeteleri tersten okuruz. Efendim magazinin daha fazla okuruz. Doğru mu? Peki ben size sorayım. 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli'nin kongresini İstanbul'da yaptık. Dünya iktisat literatürüne bir şey koyuldu orada. O ne biliyor musunuz? Amerika'nın yok olacağı, emperyalizmin bütün pençelerini söken bir şey söyledi Aydar bey Yıl 2005 milli para. Milli paranın olması için ilk önce merkez bankasının Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fonksiyonları icra etmesi lazım bu bir. İki milli paranın olabilmesi için Yerli emek ve üretimin karşılığında paramızın piyasaya sürülebilmesi lazım. Üç, senyaraj geliri söyledi arkadaşlar vesaire. Değerli kardeşlerim, ilk önce evet paranın tanımı var. Fisher parayı tanımlamış. Milton parayı tanımlamış. O tanımlar da yanlış olduğunu biz sonra biz milli ekonomi Modern'den gördük. İçini temizledi Profesör Doktor Aydar Bey. Ama milli para tanımı Amerika için Hiroşima'ya attığı atom bombasından bin kat daha tehlikelidir. Niye? Milli para olursa artık bütün insanlığın emeğinin ve üretiminin karşılığında hiçbir irade kağıdını boyayarak satın alamayacak. Daha iyi anlaşılması için söylüyorum. Amerikalılar bir konteyner kağıdı bin dolara alıyorlar. Federal Reserve Bank'tan geçiriyorlar, yüz milyar dolar oluyor. Afınıza sığınarak söylüyorum, şöyle bakıyorlar. Akılların idare ettiği ülkeleri buluyorlar tırnak içinde. Bin dolar maliyeti olan kağıdı gönderiyorlar, yüz milyar her şeyi satın alıyorlar. Peki kahrolsun Amerika diyerek, kahrolsun emperyalizm diyerek, Bundan kurtulabilir miyiz? Kendimizi tatmin ederiz. İşte bu model bunu ortadan kaldırıyor. Diyor ki hayır. Sen benim altınımı, borumu, madenimi, domatesimi, patatesimi alacak mısın? Benim paramı vereceksin ki benim emeğimin karşılığını sana vereyim. Senin de üretimini emeğini alırsam senin paranı vereceğim. Değerli kardeşlerim onun için bu, bu, bu milli para bak bu, bu milli para BRICS ülkelerinin ortak paydası nedir? Milli paradır. Biz 2005 yılında bunu Haydarbaş Bey ortaya koydu. Kimse duymadı. Sayın Putin Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na milli parla ticaret yapan deyince vay ya bu milli para neyin nesidir? Değerli kardeşlerim biz bu tezi sizlerle tartışamadık. Keşke tartışabilseydik. Keşke Türkiye'deki akademisyenler bir yerlere bağlı olmasalardı, özgün olabilselerdi şurada oturan profesör kardeşlerim gibi. Onlarla milli ekonomi tartışabilseydik. Ama biz bunu kimle tartıştık biliyor musunuz? İngiliz'iyle, Fransız'ıyla, Amerikan'ıyla, İtalyan'ıyla, Estonya'sıyla, Bulgar'ıyla tartıştık. Bilgi vereyim. Bilginiz olsun. 2005 yılında İstanbul'da. 2006 yılında Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nin rektörü ve 22 profesörü ile beraber dışarıdan sadece bendim. 23 kişiyle beraber Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in tezini İktisat Üniversitesi olarak tartıştık biz. 2007 yılı Viyana Üniversitesi, özür dilerim Viyana Teknik Üniversitesi Bonn Üniversitesi 2006 yılında kurulma kararı alınan ve kurulan Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli birliğiyle ile 3 tane kuruluşla beraber Heidelberg'de konkre yaptık. Bonn Üniversitesi'nde 100, ünivers 100 tane profesörü temsilen Zürek geldi ne dedi biliyor musunuz? 2 metre boyunda 200 kilo ağırlığında bir adam. Ya dedi biz Batılılar doğuyu aydınlatıyordu bugüne kadar. Ama bir Türk oğlu çıktı Türkiye'den. Bizim karanlık ekonomi, batının karanlık ekonomisini aydınlatıyor. Orada biliyor musunuz? İki tane profesör milli ekonomi modeli matematiğini yazdı. Simülasyonunu yaptı. Haberiniz var mı? Ne demek bir modelin matematiğini yazmak, simülasyonunu yapmak? Her ülke tam bağımsız bir ekonomiye sahip olmak istiyorsa o ülkenin parametrelerini girer, Enter tuşuna basar o, sis, o ülkenin ekonomik bağımsızlığını inşa edilir. Onun için değerli kardeşlerim biz görevimizi yap içindeyiz. Ne mutlu ki biz buradayız. Ne mutlu ki biz bağımsız Türkiye Partisi'nin bir bireyiz. Bu ülkenin problemleri var. Saatlerce günlere günlerce konuşabiliriz. Ama buradan haykırıyoruz. Bu problemler çoğalarak önümüze gelsin. Yeter ki bu millet tam bağımsızlıktan yana tavrını koysun. Çözecek olan lider de var, katı da var diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.